Herkese merhaba ben Zilmiş İstan Bir haftalık kurulum ile daha karşınızdayım sayın seyirciler. Bu sefer hiçbir şeyi hızlandırmadım. Böyle 1 iki saniye falan herhalde. Bir iki saniye dışında hiçbir yeri de kesmedim. Çünkü bu videoyu ay sen bunları böyle saatler mi harcıyorsun diyenlere inat yapmak istedim. Yani şöyle bir şey var. Benim saatlerimi neye harcadığım Kimin neden umurunda onu hiç anlamıyorum. Çünkü ben bu insanları tanımıyorum ya. <laughs> Hiçbir alakam yok yani tanışmıyoruz. Yani normalde birinin bu tarz bir şeye canlaması için ya ailemden birisi olması lazım ya yakın arkadaşlarımdan birisi olması lazım diye düşünüyorum. Yani onlarda bile ne bileyim size bir söz verdim onu yapmadım mı atıyorum saat 3'te bilmem nerede olacağım diye olacağım dedim de gelmedim mi? Ne dedi yani? Nedir gerçekten? <laughs> Bilmiyorum ya. Hepimizin psikolojileri bozuk. İnsanlar artık neye nasıl atar yapacaklarını şaşırmış durumdalar bence. Çoğunu böyle duymazdan geliyorum, görmezden geliyorum. He he deyip geçiyorum falan filan ama bazen de özellikle bu bir süredir olduğu gibi sinirlerimin zaten hali hazırda bozuk olduğu zamanlarda da böyle bir çıldırabiliyorum yani. Ama farkındaysanız yine sakinim. Bakın minnoş minnoş kurulum yapacağız burada. Bu hafta bu paper site stickerlarını kullandım. Daha belki bazılarınız için önümüzdeki haftayı planlamak için erken olabilir ama ya benim şu anda daha şu anda bile az çok ne yapacağım, ne yapmayacağım belli. Tabii ki her zaman son dakika bir şeyler çıkabiliyor. Ama çoğu şey belli olduğu için ve önümüzdeki hafta aynı buradaki kız gibi olacağım için Dedim ki ben bu sticker'ları kullanayım. Bir de bunlar hem ince hem şeffaf hem de çizimler çok güzel. O yüzden burada duruyorlardı masamın kenarında. Gözüme takıldıkça kullanmak istedim. Kullandım. Yaptım oldu. Yine döndük dolaştık yaptım olduya geldi. Şimdi bunu yaparken yavaş yavaş biraz da buraya yazacaklarımı vesaire nereden nasıl seçiyorum ne yapıyorum biraz da onu anlatayım istedim. Çünkü bu konuda da çok soru geliyor. Şimdi şöyle benim iş için planlarımın hepsi yani takvimli şeylerim, toplantı takvimlerim işte her ayın mesela sonunda bazı firmalar için aylık rapor yapmamız gerekiyor. Onun deadline'ı vesaire hepsi Microsoft atlık kullanıyoruz biz e-mail için. Bütün bunlar o takvimin içinde. Şimdi işle alakalı olarak önce ona bakıyorum. Hangi gün hangi toplantım var onları not alıyorum. Ben de direkt telefonumdan bakıp yazmak istedim. Hani ekstra bir adım daha uğraşmak istemem ama bu çekimde de telefonla yaptığım için öyle bir şansım yok. Önümde de böyle iş bilgisayarımı açınca masama sığışamıyorum çekim yaparken. O yüzden onları hızlıca böyle bir not alıyorum. Bireysel şeylerim ise genelde atıyorum. Bir arkadaşımla mı buluşacağım? İşte hangi gün hangi saat konuştuk mu? Ya da işte psikolog randevum mu var? Dişçi randevum mu var? birebir benimle işle hiç alakası olmayan birebir benimle alakası olan şey dedi. Ben zaten direkt bu ajandanın aylık kısmına yazıyorum. Onun da zaten görüntüsünü hemen buraya koyacağım. Bu ayki takvimim nasıl görünüyor bu sayfalarda diye. Sonra oradan da kişisel olarak işte o hafta neyim var, neyim yok? Onu da de not alıp bu haftalık sayfalarımı boş sayfasına çeviriyorum efendim. <laughs> <laughs> adım adım anlatırken çok abartmıştı. Sayfaları çevirmeyi unutmayın. Sonra genelde fix bölümlerim var benim. Önceki videoları izlediyseniz de görmüşsünüzdür. Eğer mümkün olursa sanırım vardı öyle bir playlistim. Şu an emin olamadım ama Sağ üstte bu planlamaları yaptığım listeleri ekledim. Bir dönem çok fazla yaptım. Bu sene biraz böyle hani sürekli sürekli yapmak istemedim. İçim sıkılıyor diye. Bazen de böyle televizyonun karşısında işte ayaklarımı uzatıp kendi kendime takılmak istiyorum. O yüzden her zaman yapmadım. Ama onu linkleyeceğim. Oralara bakabilirsiniz. Nerede nasıl yapmışım diye. Yani bir sistem eğer bana uyuyorsa ben onu bozmuyorum. Tabii bunu demişken hepimizin işi farklı. Özel hayatı farklı. Ne zaman ne yapıyoruz? Kaçta kalkıyoruz? Nereye gidiyoruz? Önceliklerimiz neler? Bunların hepsi farklı. O yüzden benimki size uymayabilir. İsterseniz alın birebir bir kopyalayın. Eğer işinize yarıyorsa tabii ki kullanın. Ama bunu yapıp da böyle ya işte sen bunu buraya koymuşsun ama benim bilmem neyim buraya uymuyor diyenler de çok oldu. Yani onlara ne diyeceğimi bilemiyorum. Çünkü ben bunu kendime göre yapıyorum. Kendim kullanıyorum. Hani biraz mesela ne bileyim atıyorum mesela iş için benim bir basın bülteni yazmam gerektiği zaman ki çok yaptığımız bir şey iş gereği haliyle. Eğer böyle Genelde şunu hesaba katıyorum. Ne yapmam lazım? Önce bir bana gönderilen brief'i okuyup anlamam lazım. Onun üstüne eğer bir yerlerden belli bilgileri çekmem gerekiyorsa ya da birilerinden o bilgileri istemem gerekiyorsa onları almam lazım. Sonra ne, nerede, ne oldu onu bir çıkarıp işte oturup oradan yazmaya başlamam lazım. İşte sonra ne yapıyorsunuz? Alıntı yazıyorsunuz, bilmem ne yazıyorsunuz. O alıntılarda konuyla alakalı olarak bu markanın mesajları nelerdir, ne söyleyebilir onlara bakıyorsunuz falan filan. Genel itibariyle hani böyle hepsini birden yapmam gerektiği zaman mesela benim bir basın bültenini yazmam bir saat sürüyor. Bir saati çok geçmiyor. Bu çok daha hızlı olabilir. Alışkın olduğum bir markaysa ve alışkın olduğum bir konuysa. Ama araya işte böyle araştırmalar vesaireler gelince benim bunu yapmam bir saat sürüyor. O yüzden mesela iş sistemde böyle bir şey gördüğüm zaman kafamda ona hemen ha He, bu işte yaklaşık bir saat alır diye ayarlayıp o da ne zaman yapabileceğime kadar verip aciliyet durumuna vesaireye göre de değişiyor. Sonra bir sonraki işe geçip onun planlamasını yapıyorum. Aynı bu şekilde mesela sizin eğer bir basın bültenini yazmanız atıyorum 3 saat sürecekse sizin ona göre planlamanız lazım. E bunu da planlayıcı, planlayıcınıza yazarken kendi planlarınızı yaparken ona göre yazmanız lazım değil mi? Yani bunu anlatmam gerektiğini de pek inanamıyorum ama işte... Durum böyle olunca olur da ihtiyacı olanlar varsa anlatayım istedim. Sonra buradan nereye geçecektim ben? Hmm, benim klasik bölümlerim var. Şimdi mesela bu sağda gördükleriniz de öyle. Ben uykumu takip ediyorum çünkü uyku bozukluğum var. Genelde insomnia çekiyorum maalesef ya da işte onun böyle bütün haftanın yorgunluğu birikiyor 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 mesela pazar günü böyle bir oh deyince iş güçte yok ya bedenim beynim böyle bir tık böyle evet rahatlayabilirsin mesajını almış oluyor. Bütün gün uyuyorum falan karma karışık bayağıdır bu devam ediyor düzeltmeye çalışıyorum ama henüz düzelmedi o yüzden bunu takip ediyorum. Bu takip ettiğim şeyleri de işte doktora gidince, psikologumla bu konuları konuşurken vesaire falan işte ne zaman ne kadar uyumuşum, ne olmuş onlara bakmak için kullanıyorum. Sonra altta bazı takip ettiğim alışkanlık mı denir? Habits. Alışkanlıkla var. İşte no spend yapmaya çalışıyorum. Ekstradan para harcamama şeysi. Sonra diyet olarak keto'ya uymaya çalışıyorum. Onu işaretliyorum. Her gün olmasa da haftada en az 2-3 gün böyle bir hareket, bir yürüyüş, bir, bir şey yapmaya çalışıyorum. Onu işaretliyorum. Bir de şu zamanlar kullandığım iki tane ilaç var. Onları aldım mı almadım mı onu işaretliyorum. Çünkü daha önceki videoları izlediyseniz hatırlarsınız. Benim rakamlarla aram çok 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 kötü. İşte kaç tane ilaç var bu kutuda. Ben kaç tanesini almışım. O zaman kaç gün kaçırmışım Ha Öyle bir hesap yapmam. İmkansız. Yani şu an düşündükçe bir stres basıyor o hesapları. O yüzden burada işaretliyorum. Bunda da şimdi... Şu anda bir yanda işte bu sayfalarımı hafta boyunca nasıl doldu diyorum videosu çekiyorum bu hafta. İlk başta kurulumunu yaptım. Sonra gerçekten şimdiye kadar bugün salı akşamı hangi yani neyi yazmam gerektiyse, defteri açıp bir şey yazmam gerektiyse videoyu çektim. O yüzden açıları açılır biraz tuhaf oldu ama hani hep diyorum ya, hafta devam ettikçe bir şekilde dolu, doluyor, işte bir şeyler iptal ediliyor, onların üstünü çiziyorum. Yeni bir şeyler ekleniyor, onlara mesela yerim kalmadıysa farklı yerlere sokuluyorum falan filan. Onları görürseniz belki yardımcı olur diye o videoyu da çekiyorum. Umuyorum önümüzdeki haftaya yetişir diye düşünüyorum. Ama şu an yine <laughs> yine cümlemin başını unuttum. Ben. Ha, sağ taraftan bahsediyorum. Orada işte habitlerim var. İlaçlarımı da işaretliyorum. Onun altında sosyal medyada ne paylaşacağım var. Bunu bile yani genelde normalde ben oturup hafta sonu planlıyorum bunu. İşte mesela çarşamba ve cumartesi günleri YouTube günlerim. O yüzden işte onun tam ne bir şeysini ya post olarak çıkıyorum eğer gözüme güzel görünüyorsa. Ya da işte en azından storylerde çıkıp link veriyorum falan filan onu yazıyorum. Her pazartesi bu haftalık görünümlerimi paylaşıyorum. Onun dışında işte farklı kırtasiye meseleleriydi okuduğum kitaplardı falan filan böyle bir şekilde yaymaya çalışıyorum hafta sonu her zaman her zaman işte böyle 7 gün boyunca ne yapacağıma karar veremiyorum o yüzden onları da çoğu zaman gittikçe doldurabiliyorum ama burada olmaları hoşuma gidiyor çünkü neden mesela işte okuduğum kitapları paylaşmışım etmişim Böyle kendi timeline'ımda tık 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 gidip bakmama gerek kalmadan şu sayfaları biraz çevirdim ve o kitabı paylaşmış mıyım paylaşmamış mıyım görüyorum. Çünkü eskiden tabii ki e, yorgunluktan vesaireden bilmem neden çok saçmaladığım oluyor biliyorsunuz. Böyle aynı şeyi ilk kere paylaştığım falan oluyor. Öyle saçmalıklar olmasın gerek yok diye <laughs> böyle bir yöntem buldum kendime. Onun altına da işte... O hafta yapmam gereken ama belli bir günü zamanı olmayan ya da işte genel itibariyle takip etmem gereken bir şeyler varsa yazıyorum. Hatta okuduklarımı izlediklerimi falan bile bazen o kısma yazıyorum. Bazen eğer gününde yer varsa oraya yazıyorum. Bu hafta mesela bu sol sayfanın sağ tarafını böyle ince bir sütun bıraktım. Çünkü 23'ünde mesela Thanksgiving şükran günü, 24'ünde öğretmenler günü. Böyle işte iki özel günü işaretlemem gerektiği için bu zamanlı toplantıların arasında ıvır zıvır girmesin o şimdi gözümden kaçmasın dedim. Çünkü öğretmenler gününde de Thanksgiving'de de mesaj atmam, kutlamam gereken insanlar var. Onları atlamak istemiyorum. Bazen böyle zamanlı toplantıların arasında eğer bu tarz şeyleri yazarsam. Şimdi doğum günlerini falan kaçırdığım bile oldu önümde yazmasına rağmen. Hayat bu yani o yoğunlukta gözünüz tabii ki totosunu kurtaracak yere bakmayı tercih ediyor. O yüzden böyle şeyler atlanabilir. Onları da atlamak istemediğim için böyle bir yan tarafa ayırdım. Ha, diğer kalan da ne yazacağım derseniz vallahi hafta ilerleyince göreceğiz yani. Şu an ben de bilmiyorum o günle alakalı böyle ne bileyim özel bir not olabilir, bir bir şey olabilir. Eğer çok boş kalırsa boşluk çok sevmem biliyorsunuz. Bu sticker sheet'in devamında kullanmadığım stickerlar kaldı. Belki onları yapıştırdım. Moduma göre, haftanın ilerleyişine göre bunları da görüleceğiz arkadaşlar. Evet dediğim gibi sol tarafa şu anda sadece zamanlı şeylerimi yazdım. Toplantılar var, işte psikolog randevum var. Başka ne varmış? Toplantılar, etkinlikler dışında. Cumartesi bir tiyatro var. Onun saatini yazmayı unutmuşum da 8 yani klasik. O yüzden onu artık unutmam diye düşünüyorum. <laughs> en azından açıp maili bakarım yani. Neyse bazen böyle şeyler oluyor. Sonrasında da bu aşağıda kalan boşluklara pıt pıt birkaç sticker kondurarak adalara koymam gereken, koymam gereken diyorum koyduğum stickerları yapmış mıyım? Evet yapmışım. Böyle işte minikleri aralara serpiştirerek bazılarını buraya koyarak kendimce böyle tasarım yapıyorum. Bu arada sağ sayfanın sol tarafındaki kolona da minik boşluğa da başa study başlığını koydum. Çünkü yani bana komik geldi bilmiyorum. Highlights yazıyorum ben oraya. Yine oraya highlightlarımı yazmaya devam edeceğim. Bu arada daha önceki 2024 defterlerim videosunda sanırım bahsetmiştim. Ben önümüzdeki yıl da Hobonichi Weeks'i kullanmaya devam edeceğim. Hatta ufak ufak onun kurulumunu da yapmaya başladım. Mesela bu sefer aklıma şöyle bir şahane, dahi yani inanılmaz bir fikir geldi. Burada mesela işte sleep tracker'ım var, habitlerimi trackliyorum falan filan ya. Onları arka sayfalara aldım. Aynı bu yılki mood tracker'ım gibi hepsini arka sayfalarda takip edeceğim. O yüzden bunlar bana bu minnacık defterde biraz daha onların olmaması, arkada olması oyun alanı açar diye umuyorum. He, ne oynayacaksın, ne yapacaksın dersen bilmiyorum arkadaşlar. Tabii ki de bilmiyorum yani. Onu da zamanı gelince göreceğiz. Yani işleyen şeyleri değiştirmiyorum. İşleyen bir şeyi hala kullanmaya devam etmek istediğim bir şeyi farklı bir şekilde daha böyle etkili efektif bir şekilde kullanabileceğimi düşünüyorsam ona çeviriyorum. Aynı buradaki çakraları da arkaya almak gibi. Onun dışında da çalışanı bozmuyorum diyebilirim. Evet efendim. Videonun sonuna yaklaşırken ben yine hatırlatmalarımı yapayım. Lütfen kanala abone olmayı, gönlünüzden koparsa ya da sorularınız varsa yorum bırakmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.